Yolun gündeminden merhaba. Ülkemizde ve dünyada haftanın en çok yorum alan haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye ile başlayalım. Bir hayal daha gerçek oldu ve Assos Troya tünelleri 11 Ekim Salı günü açıldı. 50 dakikalık yol 5 dakikaya düştü. İzmir Karayolu'nun Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Kaz Dağları rampaları geçişinde bulunan Assos ve Troya tünellerinin yapımına 2016 yılında başlanmıştı. 1700 metre uzunluğa sahip Assos ve 4017 metre uzunluğundaki Troya Tüneli, bölgedeki turizm akışına, ekonomisine, lojistiğine önemli katkılar sağlayacak. Tünellerin açılmasıyla karbon salınımı yıllık 3065 ton azalacak. Elektrikli araçlar dünyasına uzanalım şimdi de. Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Pepsi şirketine 100 adet Tesla semi-truck elektrikli tır teslim edecek. Oldukça geniş lojistik ağına sahip Pepsi'nin amacı dünyaya yaydığı emisyon miktarını azaltmak. Lojistik en çok enerji tüketen sektörlerin başında geliyor. Sektörün oyun kurucuları bu gerçekten hareketle elektrikli araç kullanımını gündemlerine aldı. Elon Musk elektrikli tırları ilk kez 2017 yılında tanıtmış, çabucak hızlanan inanılmaz bir araç yapmak istedik demişti. Teknoloji harikası araç 30 dakikalık şarjla 40 tonluk yükü 800 kilometrelik mesafeye götürebiliyor. Şimdi de bir yatırım haberiyle devam edelim. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Uzak Doğu Rusya'da faaliyetlerini sürdüren Borusanket, yurt dışındaki 3. revizyon merkezini Kazakistan'ın Eterol şehrinde açtı. İş makinelerinin ana bileşenlerine ikinci bir ömür kazandırarak müşterilere maliyet avantajı sunan Borusanket, yeni tesisiyle Batı Kazakistan'daki hizmet kapsamını genişletecek. Borusanket İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın yaptığı açıklamada revizyon merkezlerinin ilkini Kazakistan'ın Karakanda şehrinde hayata geçirdiklerini ifade etti. Batı Kazakistan'da bu çapta hizmet veren bir başka revizyon merkezinin olmayışını vurgulayan Başkan Günaydın, istihdama önemli katkıda bulunacaklarını belirtti. Yaklaşık 2 yıl süren yeni tesisin yapımı 8 milyon dolara mal oldu. Akaryakıttaki gelişmelerle devam edelim. Küresel petrol fiyatlarında yaşanan olumsuzluklar akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Motorine gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Motorin grubunda 1 lira 39 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Zamla birlikte motorinin fiyatı 28 lira 50 kuruş civarına yükselecek. Geride bıraktığımız haftada motorin fiyatlarında 3 kez artışa gidilmişti. Motorine önce 1 lira 10 kuruş, daha sonra 1 lira 38 kuruş, en sonsa 1 lira 53 kuruş zam gelmişti. Yolun gündemini burada kapatırken sizlere hayırlı yol arkadaşları diliyoruz. Esen kalın.